keep thinking about you and I can't get you out of my mind. Üç adam üç bilgisayardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Euro Truck Driver'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Euro Truck Driver gördüğünüz gibi bir tır sürme oyunu. Euro bilgisayardaki Euro Truck Simulator benzeri bir oyun. Tabii bu oyunun farkları var o bilgisayardaki oyundan. Mesela bu oyunda bu tırda ne kadar hasar alırsanız alın bu tırda hiçbir şey olmuyor. Maşallah kaya gibi sağlam, o yüzden tamir etmenize gerek yok. Ayrıca Euro Truck Simulator'da geri giderken eğer bu Dorse çıkarsa yerinden, şuradaki gösterdiğim yerdeki Dorse çıkarsa yerinden onu tekrar almanız gerekiyordu. Ancak burada ne kadar yamuk yamuk giderseniz gidin oyun size bir kolaylık sağlıyor, o Dorse'yi çıkarmıyor. Neyse, benim eskiden oynadığım bir oyun vardı. Öyle bir deneme için. Şimdi new game diyelim, oyunumuza başlayalım. Yes. Nereden başlasak? Bern'den başlayalım, İsviçre'den. Oyunda yani biraz küçük harita. Böyle bütün Avrupa'yı bak gördüğüne bakmayın. Yani bir 20 dakika bile değil, 20 dakika çok. Madrid'den yani şuradan şuraya gidebiliyorsunuz. Ve start diyelim ve oyunumuza başlayalım. Nasıl oynayacağımızı seçelim. Tilt ile seçelim. Tamam. Yeşil yere gidip görevimizi alalım. Şöyle tıklayalım. Burada daha çok görev yapmadığımız için çok pahalı görevler sunmuyor bize. O yüzden ayrıca yakın mesafe görev sunuyor. O yüzden Frankfurt'a bir tane petrol tankeri taşıyalım. Oyunda 6 tane de kamera modu var. Sonra şu solda gördüğünüz gibi uzun farları, kısa farları açabiliyorsunuz. Dörtlüler, korna. Oyun içinde göreceğiz bunları. Hız sabitleme falan var. Neredeymiş? Uzakmış oraya. İlk önce normal gidelim. Oyun içinde hız cezası yiyebiliyorsunuz radardan. İstiyorsanız kapatabiliyorsunuz ama o zaman oyunun zorluğu kaçar diye ben kapatmadım. Tabii ekstra olarak kendiniz otomatik vites geçme yerine siz manuel olarak da geçebilirsiniz. Ama manuel olarak geçmesi zor olduğu için şu tırı da alalım. Ben otomatik olarak seçtim. Şu tırımızı alalım. Pardon, tankerimizi alamadım. Oyun Google Play'de ücretsiz arkadaşlar. Onun linkini aşağı ben yazarım. Açıklama kısmında. Navigasyonumuz var. Navigasyon sağ tarafta. Da gördüğünüz gibi hız ibresinin. Bir de ya da ilk başta bir ana menüye görelim. Tırda yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Tekerlek yükseltmesi. Sonra bu ön tarafı falan geçtirebiliyorsunuz. Tırlar var. Bu American Truck Simulator'daki gibi. Yani Euro Truck'ın Amerikası. O tırlara benziyor. Tek tır o. İşte diğer tırlar var. Fiyatları falan yazıyor. Bizimki en ucuzu. Bakalım, bizimki yok. Kaçmış bizimki. Neyse, tamam, biz devam edelim. Şöyle iç taraftan gerçekçi bir görüntüye geçelim. Kamyoncu Can Baba. Ceza... Ya çarpınca da 50 euro bir ceza veriyor size. Nereden gideceğimizi bakmak için de. Ayrıca yeşil ışık, kırmızı ışık derdi yok. Onda kırmızıda geçseniz de ceza yemiyorsunuz.
Oyun içerisinde ana menüden yine müzik kısmından kendiniz müzik açıp teypten çalıyor gibi dinleyebilirsiniz. Evet, fark ettim o radar ama basmadım nedense. Yol boyunca yine benzinlikler var, uyuyacak yerler var. Şöyle. Yani güzel bir oyun. Sevdim ben. Tam Frankfurt yolu düzmüş. Tabi bu arabalar yine sizin üstünüze çıkabiliyor öyle gıcıklık yapıp. Şöyle. O ibre olan yerleri tıklayarak hızınızı sabitleyebiliyorsunuz. Ayrıca oyunun arkasında tır yazıyor. Tüplü ekranımdan karardı. Onun gri karınca sesleri geliyor. Ayrıca bu kamyon sürücüleri nedense sarhoş oluyor benim ya oyundaki. Bakın 50 euro cezayı da yedik. 8950 euro kaldı. Oyun başlar başlamaz. İşte buradan diğer şoförlerle konuşabiliyorsunuz mesela. Havaya clear diyelim. Ya da havayı soralım. Oralarda nasılmış? Silecekler falan falan güzel diyor oyun yani. Gerçekçi mi bilemiyorum tabii. Şöyle hafif hafif gece oluyor biz. Uzunları yakalım. Ayrıca bu bölümün bu videonun da seri olarak devam ettireceğim. Ettireceğim. Ayrıca The Walking Dead var. Onun da serilerine başlayacağım. Öyle. Mobil oyunlar artık artacak. Eskiden olmuyordu. Gelmiyordu. İstenmiyordu mobil oyunlar. Ama artık hep CSGO nereye kadar biraz da telefondan oyun videoları çekelim. Ayrıca arkadaşlar bir önceki videoda çektiğim Breakpass diye bir cidden güzel bir oyun var. Tuğla kırma oyunu. Oyun cidden 3 boyutlu. Ben sevdim yani. Onun da videosunu bulabilirsiniz kanaldan. Ayrıca oyunun da indirme linki var. Windows Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. iOS'ta daha yüklenmemiş ama geliyormuş. iOS'ta yüklemek problem zaten. Frankfurt sonraki sağ. Şöyle sinyalimizi verelim. Yavaşlayalım. Mazlumla çarparız. İşte araba kaya kaya ilerliyor. Tamam. Sinyal kapanmış otomatik. Haritaya bakalım. Harita neredeyiz? Az kalmış. Frankfurt'a geliyoruz. Arkada da bilgisayar kendi kendine konuşuyor gibi ekranı açıp kapıyor.
Yani o bütün tırları almak çok güzel olur tabii ama daha önceki oyunda da şey fark ettim ben. Bir dakika. Bu tırla o 150 bin euroluk bir tır almıştım yine onda. Hızları aynıydı. Beygir gücü falan farklı diyor da bu beygir gücü ne işe yarıyor artık? Hız arttırmadığı sürece bilmiyorum. Sonuçta beygir gücü artan bir arabada daha hızlı olması gerek. Frankfurt'a da girdik. Şehir içinde hız limitleri var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa yine şehirdeki radarlar sizi yakalıyor. Ya da şuradan bir benzin alalım. Şuradan start stop'tan motorunuzu durdurabiliyorsunuz. Şu açayım da bari ses çıkarmasın. Şimdi ekran kocaman oldu. Ne oldu? Sıkıştı. Şu tankerden alaydık ya benzini. Daha bedava olurdu direkt. Tankerden alacağım, bidona dolduracağım. Yükleyeceğim. Fark etmezlerdi. Nerede fark edecekler? O kadar tanker getirdik. Alt tarafı. Hop. Alt tarafı bir bidon benzin aldık. Dediğim gibi kırmızılarda durmanıza gerek yok. O yüzden ben direkt geçiyorum. Ceza falan yok. Kırmızıda durmadığımız için. Ama hız limiti var. 50'de gitmemiz gerekiyor. Şöyle 50'de hızı sabitleyeyim ben. Tamam. Buradan sağa. Evet. Direkt kendiniz park edebiliyorsunuz ya da birazdan çıkacağı gibi çıktı. Otopark yapabiliyorsunuz. Şöyle biz bir kendimiz bırakmayı deneyelim. Olmazsa otoparka tıklayacağım. Otomatik park etmeye. Otopark değil, arabaların park. Yanlış tuşa bastım. Dur. Şöyle itelim, itekleyelim arabayı. Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Şöyle, şöyle yapalım. Ne yapacağız? Hop. Aman be. Sadece XP geliyor bonus park yapınca. Gerek yok ona da. Kendimizi sıkmamıza gerek yok. Tamam. Yeni görevimizi alalım. Sonra videonun da sonuna gelelim. Bu küçük bir tanıtım videosu olur hem. Sonra daha uzun bir şekilde tır videoları da çekerim. Ayrıca The Walking Dead demiştim. Onun da serilerine başlayacağım. Bakalım. Plane. Götürelim mi? Onu da götürelim. Hiç uğraşamayacağım ama şimdi onu almakla. Oyunumuzu save edelim. Ney? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenin. Sevdiyseniz beğenin yani. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.